Efendim, burçlar kuşağının üçüncü burcu İkizler Burcu. Değişik ve değişim, sürekli hareketli olmalarıyla ve yaşamalarıyla bilinir ve tanınırlar. Genelde toplumda İkizler Burcu kadını için de erkeği için de aşırı derecede dengesiz adlandırılması yapılır. Aslında onlar kendilerini yanlış ifade ederler. Bir bedende birkaç kişi barındırdıkları için hareketli ve enerjik bir görselliğe, tabiata, davranışa sahip oldukları için kendilerini yanlış anlatır ve yanlış tanıtırlar. O yüzden de kendilerinin dengesiz olmasına kendileri neden olurlar. Hareketli ve enerjik yapıları nedeniyle çevresindeki insanların başlarını döndürürler. Ve çok hareketli, çok konuşkan, araştırmacı bir ruha sahip olmaları, hava burcu olmaları, kadını da erkeği de erkeksi, değişken, pozitif bir enerji yayar yaşamına ve çevresine. Şanslı sayısı 5'tir. Uğurlu günü çarşambadır. Her günü bir gezegen yönetiyor. Merkür çarşamba gününü yönetir. Dolayısıyla uğurlu renginiz kesinlikle ve kesinlikle sizin için bireysel yaşamda enerjiyi daha çok yükseltmek için mavi olmalıdır. Çiçeğiniz ya da çiçekleriniz diyebilirim. Açelya, lavanta ve mimozadır. Ağaçlarınız mersini ağacı, ceviz ağacı, vazgeçilmez ağaçlarınızdır. Yönetici gezegeniniz Merkür'den dolayı araştırmacı bir ruha sahipsinizdir. İkizler Burcu insanları hızlı düşünür, çabuk hareket eder, ani konuşur, ani karar verir. Bu yüzden değişik tavırlarından dolayı değişken ve ani görünür. Pratik zekaları nedeni ile çekici olurlar. Herkesin üzerinde mutlaka iz bırakırlar. Kendilerini paralayan tutumları da birçok kişinin çoğu zaman yorulmasına etki edebilir ve neden olabilir. Bir ikizler burcuyla yaşamda yol almak istiyorsanız, kadın olsun erkek olsun, enerjinizi yüksek tutmanız lazım. Onun enerjisini tap noktada tutmanız lazım ve onun enerjisine yetişmeniz lazım. Aynı zamanda elleri kolları konuşurken çok fazla hareket ettiği için başınız dönebilir. Sinirli ve agresif görebilirsiniz. Oysa ki onlar sinirli ve agresif değildir. Hareketli ve hızlı hareket ettikleri için beden dillerini de çok fazla kullanırlar. Güzel fiziklere sahiptirler. Uzun boylu, hem kadınları hem erkekleri boylarına, postlarına, görselliklerine çok önem verirler. Yaşamı bir kere ciddi anlamda gözlemci, araştırmacı yaşarlar. O yüzden İletişim ve ilişkilerde daima göz teması kurarak ilişki yaşarlar. Bir ikizler burcuyla çalışıyorsanız, bir ikizler burcuyla yaşamda yol almak istiyorsanız, onunla konuşurken göz temasından asla kaçınmayın. Duygusallıkların ön planda olduğu zodyak kuşağının dördüncü burcu yengeç burcumuz. Bir yengeç burcunu tanımak hiç zor değil. Yaşamındaki her konuda aşırı derecede hassas, alıngan, kuruntulu, kararsız, sözlerini, duygularını daima ifade ederken, anlatırken empati yapılmasını isteyen, çevresine karşı aşırı empatili olan ve duygusal dünyasında daima üreten, yazıp oynayan bir burçtur Yengeç Burcu. Hem kadını hem erkeği, özellikle yükselen yengeçler, kararsızlıklarıyla tanınır ve bilinirler. Aşırı kıskançlıklarıyla tanınır ve bilinirler. Duygusallıklarını derin yaşadıkları için genel anlamda kendilerini çok yıpratırlar. Ve aynı zamanda kendilerini herhangi bir şekilde incilten kişilere karşı da asla affetmem, asla bağışlamam deselerdi. Aslında kendilerini incilten kişilere asla bağışlamam, asla affetmem, bir daha yüzüne bakmam deseler de dedikleri her şeyi söz olarak söylerler. İş yüz yüze geldi mi yüzüne bakmayacağı kişiye sarılır ve sarmaş dolaş olur. Burçlar kuşağı içerisinde hiç kini olmayan,
hiç nefreti olmayan, hiçbir söylemindeki öfkenin, kinin, nefretin kalıcı olmadığı tek burç Yengeç burcudur. Evlerine, yaşamlarına, alışkanlıklarına çok bağlıdır. Sadece duygusal dünyalarında kararsızlıklarıyla da zorlanır, yıpranır ama daima kendilerini yorar, daima kendilerini yıpratırlar. Duygusallıkta sessiz ve sakin ilerlemeye çalışsalar da bir yengeci tanımak, onların aşırı kırılganlığı, hassaslığı ve duygusallığıyla ön planda olduğu için duygusallıklarını gizleyemez ve saklayamazlar. Yengeç burcunun grubu su, dişil enerjisi ön plandadır. Negatif ve dişil enerjisi ön planda olduğu gibi yöneticisi aydır. Renkleri eflatun, gri, gümüş rengidir. Uğurlu taşı incidir. Uğurlu sayısı 2'dir. Şanslı günü pazartesidir. Çünkü diyoruz ya her günü bir gezegen yönetiyor. Ay bir gezegen değildir. Dünyanın uydusudur. Ama Yengeç burcunun yöneticisi aydır. O yüzden yengeçlerin uğurlu günü pazartesidir. Pazartesi günüdür. Karşıt burcu oğlaktır. Yurt dışı Amsterdam ve aynı zamanda Milano vazgeçilmezleridir. İstanbul aşık oldukları şehirdir. İstanbul'da yaşasa da yaşamasa da metali gümüştür. Çiçekleri ise beyaz gül ve nülüferdir. Ağaçları ise defnedir. Dişiliği ön planda olduğu için yaşamlarındaki gerçek anlamda hissettiklerini dişil bir biçimde ifade ederler. Yengeç burçlarının fiziksel özellikleri beyaz tenli, özellikle yükselen yengeçse beyaz tenli, orta boylu, yuvarlak yüzlü, genelde gözler açık renk olur. Saçlar ise mat ve kahverengi ya da açık sarı olur. Ay gezegeni, ay yönetiminde olan yengeç burcu güzel yüze önem verir. Genelde de güzel yüzlü olurlar. Yengeçler su yönettiği için ya incedir ya kiloludur. Hiçbir zaman kilolarında ortayı yakalayamazlar. Bir yengeci fethetmek istiyorsanız onun kalbine aşkla girmelisiniz. Onun kararsızlıklarına karşı onu asla sessiz olun uyarmayın. Zodyağın en belirgin ben buradayım diyen burcu hangi burç biliyor musunuz? Tabii ki zodyağın 5. burcu Aslan burcu. Aslan ormanların kralıdır. Burçların da kralıdır ya da kraliçesidir. Başkalarının yaşantılarını düzenlemek, her şeye karşı ben bilirim halleri, girdikleri ortamlarda özel bir şey yapmadan tüm ilgiyi, dikkati, güçlü auralarıyla üstlerinde toplamaları birçok kişinin onları kıskanmasına etki edebilir ve neden olabilir. Genelde aslanlar egolarıyla, görsellikleriyle ön planda olmayı tercih etmezler. Burçlarının tabiatı nedeniyle hem kendi alanlarında hakimiyetlerini kurarlar, hem katıldıkları alanda hakimiyet kurmak için uğraşmadan güçlü auraları sayesinde o hakimiyeti kurarlar. Dolayısıyla Aslan burcunun grubu ateştir, erkek enerjisidir, sabit bir burçtur ve pozitiftir. Gezegeni ise güneştir. Güneş olmadan hayat olur mu? Olmaz. Sıcak olmadan yaşam devam eder mi? Etmez. Her ne kadar egolarından şikayet etsek de güneşin kızları, güneşin oğulları diyorum ben aslan burçlarına. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum. Dolayısıyla her güzelliğin bir zor yanı vardır elbet ki. Bırakın onların egosunu serbest. Bırakın onların girdikleri ortamda yaydıkları enerjiyi. Onlar evrenin hakimiyetidir. Ve uğurlu günleri pazardır. Çünkü onların günü, güneşin yönettiği gün pazar olduğu için uğurlu günleri de pazardır. Sayıları 1 ve 4'tür.
Karşıt burçları ise kova burcudur. Şehirleri genelde Roma, yurt dışı ise eğer Roma, Los Angeles, Bursa, Türkiye'de ise bir kere gitsinler Bursa'ya aşık olurlar. Metalleri altındır. Uğurlu taşları ise safir ve sarı renkli taşlardır. Uğurlu çiçekleri, ayçiçeği, kasımpatı, sarıya ait bütün çiçeklerdir. Ağaçları ise genelde portakal, limon ve turunç ağaçlarıdır. Kişisel özellikleri çok güçlü oldukları için bir aslan bireyiyle bir birliktelik düşünüyorsanız ya da hayatınızdaki kişi bir aslan kadını, bir aslan erkeği ise onunla yaşamda yol almaya kararlı mısınız? Onunla yaşlanmak mı istiyorsunuz? O zaman haklı olmak istemeyeceksiniz. Hep mutlu olmak isteyeceksiniz. Aslan kararlı bir burçtur. Hem iş hayatında hem sosyal yaşamında en tahammül edemediği şey kararsızlıktır. En tahammül edemediği ikinci şey ise bilinmezlik ve belirsizliktir. Eğitim onlar için çok ön plandadır ve önemlidir. Eğitim hiç bitmez yaşamlarında. Kendilerini evlerinde de eğitebilirler. Okuyan aslanlar ise öğrenmeye, eğitim vermeye ve eğitim almaya doymazlar. Çünkü özellikle ön planda yaşamayı tercih ettikleri için hiç kimsenin başaramayacağı, hiç kimsenin tercih etmeyeceği, seçemeyeceği, karar veremeyeceği alanlarda kendilerini yetiştirmek, eğitmek en belirgin özellikleridir. Fazlasıyla aydınlatan, fazlasıyla eğitmen olan bir burçtur. Girdiği ortamda da bilgi vermeyi ve aktarmayı çok sevdiği için öğretmenlik misyonunu başarıyla üstlenmiştir.